8 ayrı ilde ve 8 ayrı ortaokulda uygulanan kişisel kitap tavsiye akıllı uygulaması KOP Kitap projesinin tanıtımı Necmettin Erbakan Üniversitesi'nde yapıldı. Programda ilk sözü KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı İhsan Bostancı aldı. 8 KOP ilinde binlerce öğrenci tarafından ilk etapta pilot okullarda kullanılan ve uygulama, eğitim ve kültür camiasının dikkatini çekmiş ve bu konuda ilgili pek çok kurumumuzdan işbirliği önerileri gelmiştir. Bilimsel bir altyapıya sahip olan bu uygulamanın tüm Türkiye'ye hatta dünyaya yaygınlaştırılması en büyük dileğimiz. Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Zekeriya Mızrak da projelerle kalkınmayı hedefleyen ülkemizin her daim birileri tarafından durdurulmak istendiğini belirtti. Türkiye ne zaman ayağa kalksa, ne zaman bu pozitif dışsallıklardan yararlanmaya kalksa mutlaka içeriden ya da dışarıdan birileri mutlaka engel oluyor. Son 60 yılda 8 kere bir ülke kırılmaya çalışılmış. Ama asla kırılmamış, hala ayakta. Hiçbir ülke yoktur dünyada böyle 60 yılda 8 kere kırılmaya çalışılsın ve hala ayakta olsun. KOP Kitap Proje Koordinatörü Dr. Ahmet Kurnaz da çalışma hakkında sunum yaptı. Projenin temel amacı şu: 1- çocuklarımıza kitap okumayı sevdirmek. 2- okuduğunu anlama becerilerini geliştirmek. Bunu da dünyanın her yerindeki çocuklara doğru yaymak. Programa onur konuğu olarak Batman'daki hain terör saldırısı sonrası şehit olan öğretmen Aybüke Yalçın'ın babası Sadık Yalçın da katıldı. Acılı baba okumanın önemini şu cümlelerle anlattı. İlk emri okumalar hak dini İslam'ın bireyleri olarak inanın bu eksikliğimizi giderme çabası içerisinde olan bu projenin sahibi olan kardeşlerimize Allah onlardan bir kere daha olsun diyor, saygılar sunuyorum. Törende ayrıca şehit öğretmen Aybüke Yalçın anısına Necmettin Erbakan Üniversitesi'nde kurulan Unikop Sesli Kütüphane'nin açılışı da gerçekleşti. Kütüphanede ilk ses kayıtlarını baba Sadık Yalçın ve KOP Başkanı İhsan Bostancı yaptı. Kendi üniversitesi bünyesinde böyle bir projenin yapılması bizleri fazlasıyla duygulandırdı. Allah devlete millete zeval vermesin. Emeğe geçenlerin hepsine teşekkür ediyoruz. Denizlerde insanoğlunun etkisiyle farklı sesler oluşur. Bu sesler bir araya gelerek gürültü kirliliğine sebep olur. İnsanlar bu gürültü kirliliğinin denizde yaşayan canlılar için ne kadar büyük bir tehdit olduğunu bilmiyorlar.